5 Mayıs'ta mahkeme oldu. Eşim de zaten 5 Mayıs'ta Edirne FETP kapalı cezaevine götürüldü. Kelepçenin takılma tarihi ise 31 Mayıs'tı. Kelepçe takıldığından beri evin içinde olmama rağmen çekmiyor. Mutfaktan odaya kadar olan bir mesafede bile çekmeme şeyi var. Ve direkt ekipler benim kendi cep telefonumu arıyorlar. Cep telefonumu aradığında, ulaşmadığında kardeşimin telefonu veya eşimin ailesinden birinin hemen onun numarasını arayarak beni soruyorlar. Yani bazen günde 5-6 defaya ulaşabiliyor bu aramaları. Diyelim ki cihaz 3 saat şarjda kaldığında bunun yerini değiştirmen gerekiyormuş. Bunu gecede yapman gerekiyor yani. Hani bir nevi cihaza bir bebek muamelesi yapacaksın işte. Gece uyanacaksın, farklı bir yere bırakacaksın. Öncelikle zaten bu kelepçe ayağımda olduğu için çok fazla dışarı çıkmama taraftarıyım. Çünkü insanların şu şekilde bir bakışı var bana karşı. Hani sormaya da cesaret edemiyorlar. Hani artık ben soruyorum ne oldu diye, niye böyle bakıyorsunuz? Hani direkt çok merak ediyoruz neden takıldı diye. Böyle herhalde birazcık böyle insanları kategorize etme gibi bir durumu da var insanlar. Acaba hırsızlık mı, şey mi falan filan. Hayır, ben diyorum direkt eşimi cezaevine bıraktılar. Beni de dışarıda cezaevine gördüğünüz gibi bırakmışlar yani. Türkiye'nin her şeyi böyle ayaklar altındayken maalesef ki sadece düşüncesini açıklamak isteyen ya da haykırmak isteyen insanları yakalayabildiklerini, zaten zindana yakalayamadıklarını da dışarıda bu şekilde kelepçeliyorlar yani. Ben hamileyim, zaten hamilelik süreci çok zor geçiyor. Hem bedensel olarak hem ruhsal olarak ben çıkarılmasını talep ediyorum yani.